İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Arjantin Cumhuriyeti'ndeki konsolosluğu Başkan Don Ippolito Irigoyen'e saygıda bulundu. Ermeni Apostolik Kilisesi Marsilya'daki Ermeni Katedrali'nde bir anma töreni düzenlenecek. Sovyetler Birliği Sevr Antlaşması ve Wilson'un tahkim kararı hükümleriyle tanımlanan bölgeleri ele geçirmeye çalıştı. 500'ü aşkın Alevi kurumundan Aleviliğin özgün bir inanç olarak tanınmasına tam destek. Gerçek olup bittikten sonra bir pişmanlık yaşanacak. Stepanakert'te Diriliş adlı bir festival düzenlenecek. Batı Ermenistan'daki iki kilise sanal gerçeklikte yeniden inşa edildi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Arjantin Cumhuriyeti'ndeki konsolosluğu 3 Mayıs 1920'de Ermenistan Devleti'nin hukuki olarak tanınmasından dolayı saygı duruşunda bulunduğu Don Ippolito Irigoyen'in heykelinin yanına Batı Ermenistan bayrağı dikti. Zamanında Cumhurbaşkanı Irigoyen 46 nolu kararname ile Ermenistan ve Arjantin'i onurlandırdı ve bugün Batı Ermenistan Cumhuriyeti onun anısına saygı duruşunda bulunuyor. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi, Ermeni Gazileri Ulusal Birliği ve Destekçileri, Ermeni Gaziler Derneği ve Ermeni Fransız Direnişçileri, 8 Mayıs 2022'de Pazar günü saat 11'de Ermeni Apostolik Kilisesi'nde Artsakh'ta özgürlük için can veren özgürlük savaşçılarının anısına düzenlenen ağıt törenine sizleri davet etmekten onur duyar. Adres: Brado Bulvarı, Marsilya. Törenin ardından ana katedralin avlusunda bulunan haçkarın önüne çelenk konulacak. Ardından katılımcılar birer konuşmada bulunacak. Etkinliğe Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı ve Kurtuluş Ordusu eski baş eğitmeni Armenak Abrahamyan da katılacak. Tören protokole uygun olarak gerçekleştirilecek. Tarihçi Ruben Şuhyan yazıyor. İlginç bir harita. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği'nin Türkiye'den toprak talepleri. Farklı gerekçeleri ve olayları birleştirerek ilgilendiğimiz tarihi gerçeklerin eksiksiz, nesnel bir resmini bulabilmek için tarihin kapsamlı bir şekilde anlaşılması gerekir. 19 Mart 1945'te Nazi Almanyası'nın yenilgisi öncesinde belirlendiğinde ve İkinci Dünya Savaşı Avrupa'da sona ermek üzereyken Sovyetler Birliği, 17 Aralık 1925'te imzalanan ve o sırada türünün tek örneği olan aslında 1921 Moskova'nın Rus-Türk sahte antlaşmasının yerini alan Sovyet-Türk antlaşmasını feshetti. Sovyetler Birliği'nin resmi açıklamasında İkinci Dünya Savaşı yıllarında meydana gelen köklü değişikliklerin bir sonucu olarak bu anlaşma artık yeni duruma tekabül etmiyor, ciddi bir iyileştirme gerektiriyor. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Dünyadan 500'ü aşkın Alevi kurumunun içinde yer aldığı çatı örgütler, Avusturya'da Aleviliğin kendine özgü bir inanç olarak kabul edilmesine destek sundular. Yapılan ortak açıklamada bu karar kendi öz yurdunda yasaklı bir inanç olarak yaşatılan, kırımlara, sürgünlere maruz bırakılan zorunlu din dersleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden asimilasyona uğratılan Alevi toplumu açısından büyük bir kazanımdır denildi. Çatı örgütler 13 yıllık hukuki mücadele sonucunda Avusturya Devleti tarafından Aleviliğin kendine özgü bir inanç olarak kabul edilmesini desteklediklerini açıkladı. Alevi kurumları bunu coşkuyla karşıladıklarını belirttiler. Batı Ermenistanlılar olarak Alevilerin bu statüsüne desteğimiz tamdır. Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasında imzalanacak olan barış anlaşması müzakerelerinin başlama noktasından taraflar hala çok uzak görünüyor. Azerbaycan tarafı böyle bir anlaşma yapılırken tarafların birbirlerinin toprak bütünlüğünü tanımaları gerektiğini ve Azerbaycan ordusunun güçlendirilmesinin buna katkıda bulunacağını not etmektedir. Aynı zamanda Bakü, dünya toplumunu Ermenistan Cumhuriyeti'ne silah tedarik etmemeye çağırıyor ve tanınmayan Artsakh'ın savunma ordusunun derhal silahsızlandırılmasını talep ediyor. Ermeni yetkililer ise Artsakh halkının özgürlüğü, haklarını ve güvenliğini garanti edebileceklerini beyan ediyorlar.
Ancak Azerbaycan tarzı ile Artsakh'taki Ermenilerin özgürlüğü, hakları ve güvenliği nasıl garanti altına alınabileceğini kimse düşünmemiş görünüyor. Bakü siyasi kelime dağarcığını gözden geçirmek bile istemiyor. Artsakh'ta yaklaşık 120 bin nüfus var. Herkes barış ister ama olan biten her şeye rağmen Azerbaycan'ın tırnak içerisinde iyi niyetine güvenmek mümkün değil. Rusya'nın aracılığıyla bile Yerevan ile Bakü arasında bir barış antlaşması müzakerelerinin umutları çok bulanık görünüyor. Batı Ermenistan, Artsakh'ın Azerbaycan'a herhangi bir tavizini tamamen reddediyor. Artsakh'ın başkenti Stepanakert'te Diriliş adlı bir festival düzenlenecek. Etkinliğin organizatörü Arsen Abrahamyan, amacın Artsakh gençlerini bir araya getirmek, festivale katılanlar için ilginç eğlenceler düzenlemek, Ermeni tarihi ve kültürel mirası ile etnografyasını tanımak olduğunu vurguladı. Ve neden Diriliş? Çünkü halkımızın her zamankinden daha fazla birleşmeye ihtiyacı var. Bin yıllık tarihimiz Ermeni milletinin birleşik güçlerle savaşmaya çıktığında zaferleri kutladığını göstermiştir. Son sosyopolitik olaylardan sonra yeniden doğma zamanı geldi diye belirtti. Etkinliğin organizatörleri vatanlarının ve milletlerinin kaderine kayıtsız kalmayan Artsakh'ı temsil eden gençlerdir. Ermeni Mimarisi Araştırmaları Vakfı'nın Başkan Yardımcısı Rafik Ortoşan, Facebook sayfasında şu paylaşımda bulundu. Arlı Opa programlama şirketinin kurucu ortağı Armen Atoyan'a teşekkürler. Arlı Opa ve Ermeni Mimarisi Araştırmaları Vakfı İşbirliği'nin ilk ürünü Kültürel Soykırımcıların Aksine Hunus adlı kitabın yayınlanması ve Batı Ermenistan'ın Hunus ilçesindeki yıkılmış Surp Garabet Manastırı ile Derik Kilisesi'nin sanal gerçeklikte tekrardan inşası oluşturmaktadır. Bugünkü toplantıda işbirliğimizin bundan sonraki adımları daha da netleşti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Şuşi'nin Varanda adlı topluluğu tarafından seslendirilen 13. yüzyılda yaşamış Hovannes Yerzingatsi'nin Ermeni ruhani şarkısı Aysor Zayn'ın Hayragan adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.